Arkadaşlar merhabalar. Bugün artık öğreniyorum da basit eşitsizlikler yapacağız. Basit eşitsizlik ve mutlak değerle ilgili hem TYT mantığında hem AYT mantığında gerçekten güzel sorular var. O yüzden önce bir öğreniyorum kısmına bakalım. Sonra gelişiyorum kısmında yine bu derste olduğu gibi güzel sorular çözeceğiz. Tabii ki konu anlatımını benden veya başka bir hocadan bir kere dinlemiş olmanız lazım öğreniyorum serisi için. Çünkü burada Test çözeceğim için kuralları zaten biliyoruz. Kuralların uygulaması ile ilgili sorular oluyor. Şimdi hemen ilk sorumuza bakalım. Eksi 2 a 5 eksi 6 a eksi b küçüktür 10 olduğuna göre b'nin alabileceği tüm değerler hangi aralıktadır? Daha ilk sorudan arkadaşlar önemli bir yorumla başlıyoruz. Çünkü burada e, b'yi bulmak için yapacağımız şey a eksi b'den a'yı çıkarmak değil. Çünkü matematikte şuna dikkat etmeniz gerekiyor. A'ya bir kere değer verebiliriz. Eğer biz A eksi B eşitsizliğinden A eşitsizliğini çıkarırsak A'ya iki değer vermiş gibi oluruz. Bu yüzden hatalı olur. Bakın bu basit ama bazen hani anlaşılmama sebebi farkında olmadan bakın. Siz bu eşitsizliği kullandığınızda burada A'nın değeri örnek veriyorum 0.7 gibi düşündünüz. Bunu taraf tarafa işleme soktuğunuz zaman burada A'nın farklı bir değeri varmış da bu 0.9'muş gibi de oluyor. O yüzden biz bunun olmasını istemiyoruz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Normalde diyeceğiz B şöyle bir aralıktaydı. M olsun, N olsun. Hatta eşit de yapalım böyle. Çünkü hatırlayın küçük eşitle küçüğü toplarsak küçük olur. Yine büyük eşitle büyüğü toplarsa büyük olur. O zaman bu sorunun sonu küçük ve küçükle bittiğine göre ve bu da küçük ve küçük olduğuna göre diğerini küçük eşit yapabilirim. Bak M, B, N böyle yaptım tamam mı? O zaman eksi n küçük eşit eksi b eksi m yaptım. Gördüğünüz gibi böyle bir işlem yaptım. Buna ne eklenmiş? a eklenmiş. O da ne? 5 ile eksi 2 arasında. Taraf tarafa topluyoruz. Eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma yok. Taraf tarafa toplama var. Böylece bak m artı 5 a eksi b ve eksi n eksi 2. İstediğimiz format oldu. Bu neymiş? Eksi 6. Bu neymiş arkadaşlar? 10. Böylece eksi n eksi 2 eksi 6 olduğu için e, diğer tarafa atarsam n 4 olur. Daha sonra m artı 5 de 10 olacağı için m buradan eksi 5 olur. Demek ki b eksi 5 ile 4 aralığındaymış. Alabileceği en geniş aralık böyle olmuş oldu. Yani hangi şıkkımız oluyor? C şıkkı. Gördüğünüz gibi bak ilk soru bile önemli çünkü Dediğim gibi asla şunu yapmıyoruz bak bir, bir şey daha hatırlatayım. Mesela x küçüktür 2 3 olsun. Y küçüktür uyduruyorum şimdi 1 2 olsun. x y artı x nedir dedim. Ne yapıyoruz burada? Her zaman bir değişkene sadece bir kere değiş değiştirme hakkınız var. O zaman x çarpı y'yi bul. Sonra üzerine x ekleme yaparsanız büyük hata. Bunu konu anlatımında da hep söylüyoruz bak. Şunu yapamazsınız yanlış yazayım. Yanlış şudur. Ben hocam çarparım. Alacağı en küçük değer işte 2'dir. Alacağı en büyük değer 6'dır. X'i altına yazarım. Böyledir. Yaptığında hata ne? X'e burada bir kere değer veriyorsun. X'e burada da değer veriyorsun farkında olmadan. Toplayınca yanlış bir işlem çıkıyor. Doğrusu nedir? X parantezini almak ve Y artı 1 yapmak. Sonra Y artı 1 diye bunu 1 arttırmak. Bu şekilde. Şimdi artık alacağı en büyük değer 9'dur deyip en küçük değer de 4'tür deyip işte x çarpı y artı 1 bu aralıktadır demek. Buna dikkat edelim lütfen. 2 kere 3 kere değer vermek yok aynı sayıya. Bakın şimdi burada e, neye dikkat edeceğiz? x çarpı y artı x artı y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şu yanlış olan. Yanlışı gösteriyorum. x çarpı y'yi bulurum. En büyük değerine 12 derim x çarpı y'yi bulurum en küçük değerine eksi 8 derim. Sonra x artı y'yi bulurum 7 ve eksi 1 derim. Taraf tarafa toplarım ne olacak ki hocam? Bu yanlış. Neden? Bir eşitsizlikte bir kere kullandın x ve y'yi. Başka bir eşitsizlikte bir kere daha kullandın x ve y'yi. Ama x ve y bilmediğimiz değiştirerek de olsa bulduğumuz birer sayı. x burada farklı bir sayı. X burada farklı bir sayı gibi olur eğer taraf tarafa iki kere X'i toplarsanız tamam mı? Ne yapacağım o zaman ben? Bu soruyu böyle çözemeyeceğim. Buradan gelse bile bak buradan cevabın geldiğini biliyorum. Mesela benle şimdi böyle yapanlar aynı cevabı bulur. Ama hatalı doğru yorum değil. Öyle bir tongaya düşersiniz ki birazdan göreceğiz zaten mesela şu soru. Ee, öyle bir tongaya düşersiniz ki cevap şıkkında bulduğunuzla çok alakasız bir cevap doğru olur. O yüzden... Bir de matematik olarak da yanlış bir şey yapmamak lazım. O yüzden bir kere daha söylüyorum. Lütfen x eşitsizliğinde, y eşitsizliğinde bir eşitsizlikte x'i gördüm, Başka bir eşitsizlikte yine x gördüm. Taraf tarafı işlem yapıyorsan o soruyu yanlış çözüyorsundur. x'e iki kere değer verdiğin için. O yüzden doğrusu ne? Bu soruda e, ortak parantezi de alamayacağız. Yani bakın x parantezini alsam y ye artı bir olur. Bir daha burada x var. Görüyor musunuz? E şimdi x parantezine alsam e, olmayacak. O zaman ne oldu? Bak bir probleme dönüştü soru. Şimdi ben burada mecburen ne yapacağım? 2 kere x, 2 kere y vermek istemiyorum. O zaman yaklaşık değer düşüneceğim. Bu soruya özel yaklaşık değer düşünelim bak. 3, e, x'in alabileceği en büyük değer 3, y'nin alacağı değer arkadaşlar 3.99 diyelim. Böylece bunun çarpımının alabileceği en büyük değer böyle 11 küsür bir şey oldu burası değil mi? 11 nokta işte atıyorum şimdi 11.9 11.8 gibi çarpımları. X artı Y'ye gelirsek taraf tarafa topladığımızda ne oldu? 6.99 oldu. Topla şimdi bunları bak. Artık gördünüz mü? İki kere değer vermiyorum. X direkt 3 oldu en büyük değeri. Y en büyük değerine 3.99 dedim. Burada da aynı değerleri kullandım. Ama eşitsizlik yaparsan farklı değerler kullanıyorsun farkında olmadan. Böylece 17, 18 küsür bir sayı geldi. O zaman 18 küsür sayı olduğuna göre bu ifadenin alabileceği en büyük değer nedir? Tam sayı olarak 18. Bu şekilde bir de şunu söylemek istiyorum. Bazen arkadaşlar biz size bir şey anlatırken e, matematiksel olarak doğru olmasına rağmen tam içinize sinmeyebilir. Şunu dersiniz. Ya hocam siz de 18 buldunuz. E ben de 18 buldum. Bu soru için tutan şey başka soru için tutmayacağı için o lütfen denedim oldu kısmını bu kadar ısrar ediyorsak girmeyin tamam mı? Artık onu bir kenara atın. Çünkü soyut kavramı bazen zihninizde canlandırmak zor oluyor. Yani şey gibi oluyor. Var olmayan bir şeyi düşünüyormuş gibi ama o var. Sen görmüyorsun sadece gerçeği. Eksi 6 ile 1 aralığında x kare eksi artı 4 x artı 1 ifadesinin en geniş değer aralığı. Bak şimdi yanlış çözümü yapıyorum. x kare yaparım hocam nedir? 36 büyük eşit Burası 0'dır. Sonra 4x e eklerim. Bir, e, 4 eksi 24. Bir de 1'e eklerim. Böylece yapalım. Bir kaç geldi? 40. Sonra burası eksi 24. Bir de her iki tarafa 1 eklersem. Eksi 23. E, x kare artı 4 x artı 1 ve 41. Kaç tane değer geldi şimdi burada? Baktığımız zaman 41 eksi eksi 23. Kaç yapıyor? 64. Bir daha ekle 65 tane. Fark ettiniz mi? Şu an cevap şıklarında 65 yok bile. Şu hatamız ne? Nerede bir hata yaptık arkadaşlar? Çünkü x'i burada bir kere kullandım. Sanki x başka bir şeymiş gibi başka eşitsizlikte yine kullandım. x'e farkında olmadan farklı farklı değerler verdim. Saçma sapan bir cevap çıktı ortaya. Ancak doğrusu ne? Doğrusu x'i bir kere kullanacağım. Peki ben burada x'i nasıl bir kere kullanabilirim? Bu x kare artı 4 x artı 4 şuna benziyor bak. x artı 2'nin karesi. Ee, ama orada 1 var 4 yok. Eksi 3. Gerçekten alın karesini. x kare artı 4 x artı 4. 3 çıkarırsanız x kare artı 4 x artı 1 elde ediyoruz. Böylece x'i bak şu an bir işleme soktum sadece. Ne yapacağım o zaman? x artı 2. Ekleyeceğim her iki tarafa 2'yi. 3. Sonra ekleyeceğim. Burası eksi 4. Şimdi karesini alacağım. Burada eksi 4 ile 3'ün arasında ne vardır? 0. Sonuçta bir sayının karesi en az ne? 0. Bu sayının içinde de x artı 2 sıfır eşit olabiliyor mu? Evet o zaman karesi en az sıfırdır arkadaşlar. Bu yüzden söylüyoruz. Yoksa hani ezber bir mantık olduğu için değil. Eksi 4 ile 3'ün arasında sıfır var mı? Evet. O zaman bir sayının karesi en az sıfırdır. X artı 2'nin karesi de sıfır olur. Alabileceğim büyük değer eksi 4 ve 3 mü? Tabii ki eksi 4'ün karesi olan 16. Şimdi bakın böyle küçüktür 16 dedik. Her iki taraftan da 3'ü çıkaralım. Eksi 3. X artı 2'nin karesi. Eksi 3 ve 13. Gördüğünüz gibi 13 eksi eksi 3'ten 16 tane değeri gelmiş oldu. Bu şekilde bakın. Bunu böyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Göz ardı edilen bir şey. Bazen hata yapılan bir şey bu arkadaşlar. Ama kontrol etmemiz gerekiyor. 65 tane değerle 16 tane değer arasında tabii ki devasa bir fark var değil mi? Bunu da böyle söylememiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Ha bu arada şurada bir hata yapmışım pardon. Şu eksi 6 küçük eşitmiş. O zaman 2 ekleyince buradaki eksi 4 küçük eşit olacak. Karesini alınca 16. Burası 13 eksi eksi 3 artı birden 17. Yani cevabı düzelteyim. Mantık olarak bir hatamız yoktu. Orada bir an eşitsizlikte küçük eşit kaçırmışım. Hemen fark ettim, düzelttim. Şimdi gelelim bu soruya. Bu üç soruda inşallah durumu anlamışsınızdır. Siz siz olun. X, Y, Z fark etmez. Değişkeni iki kere kullanmayın. Taraf tarafa toplarken, çarparken, çıkarırken. Tek sefer kullanma hakkın var. Hep bu dediğimi aklınızda tutun. Şimdi A, B, C negatif gerçel sayılar olmak üzere olduğuna göre a bölü c ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Burada negatif tam sayıydı, negatif reel sayı demiş. Dikkat edelim. Hemen bir bilgi vereyim size. a ve c negatif sayıysa her iki tarafı c'ye bölersem ne olur? a bölü c büyüktür 1 olur. Bak dikkat et ne yaptım? Her iki tarafı c'ye böldüğümde unutmayın. Negatif sayıya bölersek her iki tarafı eşitsizlik yön değiştirir. Burada tabii ki A ve C'nin işareti görünmüyor ama gerçekte onlar negatif. Hemen bir örnek vereceğim bakın size. Eksi 3 eksi 2'den küçüktür değil mi? Her iki tarafı böl bakalım şimdi eksi 2'ye. 3 bölü 2 büyüktür 1. Doğru. Bakın hakikaten her iki tarafı eksi 2'ye böldüm. Eşitsizlik yön değiştirdi. Bu yüzden harfli olsa da bu değişmez. Hocam ben orada eksiyi görmüyorum. Problem değil. O gerçekte eksi olduğu net. O yüzden bakın birebir A'yı Eksi 3. Birebir C'yi de eksi 2 olarak düşün. Gerçekten bakın ne oldu? Hakikaten dediğim gibi oldu değil mi? orada arada tabii ben onu oraya yazdım ama bakalım sizin sayfanızda orası görünüyor mu? Ona hiç dikkat etmedik he. ha. görünüyormuş. İyi tamam. Problem yokmuş. Bir an çünkü acaba görünmüyor mu sizde diyecektim. Ha, gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Bunu böyle göstermiş olduk. Üste de bakayım. Çünkü Şeye, ekrana bakmıyorum yazarken tablet'e bakıyorum kontrol ettim tamam problem yokmuş. Şimdi x kare eksi 4x artı 4. Ha bu arada soruyu yaptık mı ya daha yapmadık pardon. 3 bölü 2 büyüktür 1 dedik. Örneğimizi verdik şimdi sorumuza geçelim. Eşitsizliklerde sakın içler dışlar yapmayın. Ne zaman işin içinde arkadaşlar negatiflik varsa veya işareti hiç bilmiyorsanız eşitsizlikte içler dışlar yapmayın çünkü içler dışlar yaptığınız zaman çarptığınızda 4C'yi pozitifmiş gibi düşünüp olduğu gibi geçirme hatası yaparsanız yani şöyle yaparsınız. O zaman durduk yere sorunuz etkilenir. Negatif olduğunu biliyoruz bu soruda ama kontrol amaçlı. Eşitsizliklerde burada x varsa sabit olmayan c, a, b gibi değişkenler varsa siz normal payda eşitleyerek gidin. Bunu şundan dolayı diyorum. Bugün hata yapmazsın yarın dalgınlığına gelir işareti kontrol etmediğin için hata yaparsın. O yüzden hata riskimizi arttırmanın anlamı yok. C'yi 4 ile çarptığın zaman eşitsizliğe yön değiştirmen lazım. Ama sen bunu unutabilirsin. O zaman ne kendimizi kasalım ki? Şunu yap bak. 3A artı 2B bölü C eksi 4 küçüktür 0 de. Şimdi çarp C ile paydayı genişlet. Böyle yap payda eşitle pardon. Böyle yaptım şimdi tamam mı? Şu an bu duruyor. Aynı şeyi diğerinde de yapalım. 2B artı 5C eksi 5A bölü A büyüktür 0. Şimdi bunları yaptım artık şunu hatırlayabilirim tabi o kadar da değil. Bu C negatif sayı. O zaman arkadaşlar bu negatif üstün ne olması lazım? Pozitif değil mi? Artının eksiye bölümü eksidir. Bu yüzden 3A artı 2B eksi 4C büyüktür 0 oldu. Gelelim buraya bak. A ne? Negatif. Neyi negatife bölersek pozitif çıkar. O zaman bu negatif olmalı. Demek ki 2B artı 5C eksi 5A küçüktür 0 olmalıymış. Sorularla önceden kesinlikle uğraşın. Çünkü güya bu öğreniyorum testi ama hepsinde bakın yorum yapıyorum. O zaman böyle bir şey oldu. Şimdi bunları taraf tarafa toplayabilmem için bu büyükse bunun da büyük olması lazım. Büyük ve küçük taraf tarafa toplayamıyorum. Aynı semboller olması lazım. Hemen eksiyle çarpayım burayı böyle yapayım, eksiyle çarpayım, eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştirdi. Şimdi taraf tarafa toplarsam, pardon, taraf tarafa şöyle toplarsam, b'ler gitti, 3a eksi 4c, 3a 5a daha 8a, eksi 9c büyüktür 0 oldu, 8a büyüktür 9c oldu. A bölü c istemiş ya, hemen yapalım o zaman. Önce e, her iki tarafı bir C'ye böleyim. 8 A bölü C. 9 C bölü C. Ne yapacağız? Dikkat et buraya. C'ye böldüm. C negatif sayı eşitsizlik yön değiştirdi. Burası 9 oldu. Şimdi artık her iki tarafı bir de 8'e böleyim. O pozitif sayı olduğu için problem değil. Bunları artık sildim. A bölü C ne geldi? 9 bölü 8'den küçük geldi. Alacağı en büyük değer o zaman 1 oldu. Bu şekilde bakın. Eşitsizlikte eksiye dikkat etme sorusuydu bu x kare x'ten küçükmüş. Bu bir kural. Kural hatırlayalım diye koydum. x kare x'ten küçükse yorumla da çıkarabilirsiniz ama bence bilmek gerekiyor burada. Basit kesir pozitif basit kesir. Çünkü bir sayı karesinden büyükse garanti pozitiftir. O net. Ama nasıl bir sayı karesinden büyük olabilir? Sıfırla bir aralığındaysa. Böyle basit bir kesir ama pozitif bir basit kesirse. Bu kenarda dursun şimdi. Gelelim buraya x kare eksi 4 x artı 4 x çarpı y eksi 2. Ha ilginç. Burada şu x eksi 2'nin karesi değil mi? Sonra burası ne? Y parantezinde x eksi 2. Şimdi güzel bir durum oldu arkadaşlar. x eksi 2 x eksi 2. Dikkat. Burada sıfırla bir aralığındaysa her iki taraftan 2'yi çıkar. Eksi 1 eksi 2. Yani x eksi 2 ne oldu? Negatif bir sayı her iki tarafı x eksi 2'ye bölersem burası arkadaşlar tamam x eksi 2 ama dikkat et her iki tarafı negatif sayıya böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirdi ve böyle oldu. Buna göre artık yapalım soruyu. x eksi 2 büyüktür y geldi. E x arkadaşlar ne ile ne arasındaydı? 0 ile 1 aralığında bir sayıydı değil mi? O zaman 0 ile 1 aralığı atıyorum şimdi size bir örnek söyleyeceğim. 0.3 diyeyim tamam mı? 0.3 eksi 2 nedir? Eksi 1.7 y'den büyük. Ya da başka bir sayı düşün. X mesela 0.9 olsun. Abartalım biraz. Eksi 1.1 y'den büyük. Her türlü gördüğünüz gibi y eksi 1 küsürden küçük bir sayı. O zaman y'nin alacağı en büyük tam sayı değeri nedir? Eksi 2. Her iki tarafı negatif sayıya bölerken eşitsizliği yön değiştirmeyi unutmuyoruz. X küçüktür x küp. 0 y küp y kare. Şimdi burada bir sayının karesi kübünden büyük gelmiş. Ee, burada da kendi zaten söylüyor. Bak burada zaten x negatifmiş. x küpte 10'dan büyük. Şimdi hemen dikkat etmemiz lazım. Normalde arkadaşlar negatif sayıları hemen düşünün. Eksi 2, eksi 8 kübü. Eksi 2 mi büyük, eksi 8 mi büyük? Bak. Y, x'e uyduruk bir sayı düşüneceğim. Hani maksat olayı görün diye. Eksi 2x olsaydı. Eksi 8 x küp olur. E x küpte arkadaşlar gayet x'ten küçüktür. O zaman neye dikkat edeceğiz? Bazen unutuluyor bak. x eksi 1 ile 0 aralığındaymış. Hakikaten görelim bak. x eksi 1 bölü 2 olsa. Sen bunun kübünü alsan eksi 1 bölü 8 iyice 0'a yaklaştı. x küp x'ten büyük oldu. 1 x eksi 1 ile 0 aralığında basit kesirmiş. Y'ye gelelim. Y kare Y küpten büyük. Bu nasıl mümkün acaba? Onu düşünelim şimdi. Karesi kübünden büyük olan sayı. E, bir kere Y küp pozitif olduğuna göre Y de pozitif. O zaman yine ne olacak? Basit kesir. Bakın Y sıfırla bir aralığında olmalı. Örnek gerçekten bakın. 1 bölü 2'yi düşünün. Al karesini 1 bölü 4. Kübünü al 1 bölü 8. Hangisi daha büyük? Tabii ki 1 bölü 4. Bu şekilde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir olay. O zaman Bunlarda ne demiş bize? X eksi y. Hemen eksiyle çarpıyorum. O zaman eksi 1, eksi y ve sıfır oldu. Taraf tarafa topluyorum. Böylece ne gelmiş oldu? E, ee, X eksi y. Bir dakika burada hata mı yaptık? Şurada. Ha, şunu hata yapmışım. 0 eksi 1 yazmışım. Ben diyorum niye öyle bir gariplik oldu? Eksi 1, 0. Düzelttim onu. Eksi 2, x eksi y, 0. Cevabı hatırlıyorum. Eksi 2'ye sıfır diye Allah'tan orada hani eksi 1'den küçük sıfırdan büyük yazmışım. Onu düzelttik. Böyle bir cevap. Bazen bu basit kesirleri hatırlamak bizim için önemli. Çünkü sadece eksi 1'den küçükler. Bazen de sadece 1'den büyükmüş gibi davranıyoruz sayıları Basit kesirleri de unutmayalım. Geldik buraya. Ee, bölme işlemi aslında eşitsizliklerde yaptığımız bir şey değil. Çarpma yapıyoruz toplama yapıyoruz, çıkarma yapıyoruz ama bölme yapmıyoruz. O zaman bölmede biraz uyduruk sayılar vererek mevzuyu anlamamız lazım. Bu bir. İkincisi m artı n'yi n'ye bölmek saçma olur. m bölü n artı 1 diye ayıralım. İyice işimizi zorlaştırmayalım. Çünkü bak ne demiştik? Eşitsizliklerde buraya değer verirsen bir de buraya değer verirsen n'ye ilk kere değer vermiş gibi olursun. Böyle ayırdım. Şimdi m'ye bakalım. En küçük tam sayı değerini istiyor. O zaman şey en büyük ve en küçük tam sayı değeri. O zaman en büyük olması için payın çok büyük, paydanın da çok küçük olması lazım. M'nin alabileceği en büyük değer 6. Sonra N'nin alabileceği en küçük değer 2. Bak burada şanslıyız. Değer vererek yapabiliyorum. Neden? Çünkü en büyük değerini bulurken M'nin alacağı en büyük değer 6, öbürünün en küçük değeri 2. 6 bölü 2'den 3 oldu. 3 artı 1'den 4 gelmiş oldu. Şimdi gelelim M bölü N'nin alabileceği en küçük değere. M'nin e, o zaman ne olması lazım? Negatif de işin içine sokalım arkadaşlar. M'nin alabileceği en küçük değer. Uyduruyorum şimdi. Eksi 3.99 mesela böyle uydurdum tamam mı? N'nin alabileceği en büyük değer. Çünkü küçüğü büyüğe bölersem iyice burada şey olacak. O zaman burada da e, negatif bir sayıyı ne yapmam lazım? En küçük yapmak için olabildiğince. N'yi de 2'ye yakın bir sayı seçmem lazım. Yani o zaman 2. Çünkü şöyle düşünün bakın. E, bunu hatta eksi 4'müş gibi düşünün. Eksi 4 eğer 10'a bölersem eksi 2 bölü 5 şeye yaklaşırım sıfıra. Ama eksi 4'ü gidip ben 1'e bölersem eksi 4 bak sıfırdan uzaklaştım. Demek ki ben burada m'yi eksi 3.99 gibi düşünsem sonuçta reel sayı eksi 4'e yakın bir sayı düşündüm. N'yi de alacağı en büyük değer olan, en küçük değer olan 2'yi seçtim. Böldüğümde yaklaşık bu ne olacak? Eksi 1.99 gibi değil mi? Böyle bir şey. Eksi 2 olsa, eksi 4 olsaydı eksi 2 olurdu ama bu oldu. O zaman bunun alacağı değer arkadaşlar tam sayı olarak en yakın. Eksi 1.99'a ne var? Eksi 1 var. Bir de buradan artı 1 topladım. Sıfır. Demek ki en küçük tam sayı değeri de alabileceği sıfır geldi. O zaman bunların toplamını soruyordu. 4 olmuş oldu. Burada özellikle bu soruyu koydum. ÖSYM bazen size soru sorarken e, grafikle çözüp... Tabii bu grafikle alakası olduğu için değil de... Hani abartıp bazı şeyleri grafiğe yorduğumuz için. Böyle tam böyle kendi lise matematik bilgilerinizle güzelce yapamayacağınız soru soruyor. Orada şu mesajı veriyor sana. Merak etme deneme yanılma yapabilirsin. Uyduruk değerler verirken bile ama bir mantık çerçevesinde ver yaparken de hata yapma. Değer vermeye karşı değiliz ama olur olmadık her yere değer vermek değil. Sıkıştığımda bu soruyu hakikaten bir matematik yorumuyla, bir denklem yorumuyla çünkü eşitsizliklerde bölme kavramı yok e tıkandım. Eşitsizlikte bölme kavramı olmadan sen bana soru soruyorsan o zaman benim mecburen uyduruk bir yönteme gitmem gerekiyor. Bak hep böyle düşünün. Sorulan soru size kavramı mı soruyor yoksa kavramı sormuyor mu? Sormuyorsa kendin bir şey öğretmek zorundasın. Geldik şimdi buraya. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. Şimdi tabii eşitsizlik sorusu ve çok fazla e, şıklarda enteresan şey görünüyor. E, tabii şanslıysanız fark ederseniz hemen tak diye böyle kesin cevabı bulursunuz. Diğerleriyle uğraşmazsınız. Ama ben size tabii kendi hani diyelim şanslısınız ve bir türlü doğruyu düşünemiyorsunuz. O zaman tek tek şıkları eleyim. En son en doğru cevaba gideriz. Daha doğrusu tek doğru cevaba gideriz pardon. Şimdi A artı C B'den küçüktür diyor. Bakın B'nin basit bir kesir olduğunu görüyorsun. Negatif. A eksi birden küçük bir sayı. Onları yazalım bak. A eksi birden küçük. B eksi ile sıfır aralığında. C de sıfırla bir aralığında basit bir kesir. Bir düşünelim ne söyleyebiliriz diye şimdi. O zaman arkadaşlar bakın. Burada... A artı C B'den küçük olabilir mi? Yok. Bu ilk eleyeceğim şık. A'ya eksi 100 veririm. C'ye 0.3 veririm. B bakın 0.7 olsun atıyorum. Tabii ki A o kadar küçük ki bu kesinlikle... E, ha pardon. Bu zaten doğrulattım pardon. Bu böyle kesin doğru geldi. O zaman bir de bunu yanlışlayacak örnek vereyim. A arkadaşlar eksi e, 1.3 olsun tamam mı? Bak şimdi. C 0.7 diyelim topladım bunları eksi 0.6 oldu B de şu olsun eksi 0.8 Bak ne oldu bunların toplamı B'den daha büyük geldi Demin doğru olan cevabı söylemiştim ama bak bir örnekle bunu yanlışladım böyle bir durumda olabilir Demek ki o zaman bu bizim için yanlış oldu her zaman doğru değil ACB çarpımı bir'den küçüktür demiş şimdi bir kere C pozitif. A negatif, e, B de negatif değil mi? Bunların çarpımları pozitif geliyor. O zaman öyle bir sayı e, deneyeceğiz ki olmamasına daima doğrudur diyor ya. Daima sorularında olmayacak şekilde bir şeyler deniyoruz. Burada şimdi ne düşünebiliriz hemen bir bakalım. Birden büyük hali, eksi 100 yaparım bunu. C'yi 1 bölü 2 yaparım. E, B'yi de eksi 1 bölü 4 yaparım. Çarptığım zaman ne oldu bakın buçuk. Birden büyük. Yine bir örnekle çürüttüm. Eğer zaten bak biraz zahmetli oluyor görüyor musunuz? Evdeyken böyle tek tek denemenizde bir mahsuru yok ama sınav esnasında şıklara şöyle bir göz gezdirip bir de ben burada şeyi önemsiyorum. Bunları nasıl kullanabilirim? Bu soruda çok kullanabileceğimiz bir durum yok ama düşünürüm. Doğru cevabı ulaşmaya çalışırım. Yoksa biraz zahmetli bir yola giriyorsunuz bakın. Şimdi A çarpı B bölü C arkadaşlar büyüktür 1 demiş. E, A neydi? Negatif. B'de negatif, C pozitif. Bakalım böyle olmak zorunda mı hep? Şimdi burada e, düşünelim. A arkadaşlar bir örnek vereceğim yine. 3 olsun. B şey eksi 3 olsun. B eksi 1 bölü 10 olsun. C de eksi 1 bölü 2 olsun. Bak dikkat et. Böldüm. Şu pozitifte. C 1 bölü 2 olsun. E, ters çevirdim. 6 bölü 10 oldu ve birden küçük geldi. Bak bir örnekle yine çürüttüm. Ama tabii aklına bu örneğin gelmesi önemli. Gelmezse mecburen doğru cevabı atlamamız lazım. D şıkkına geldiğimiz zaman 1 bölü C, 1 bölü A, A'dan büyüktür. Kontrol edelim şimdi. E, B negatifti, C pozitifti, A da negatifti. E, bir bakalım. Burada buna 1 bölü ters çevirelim. Mesela C nedir? 0 ile 1 aralığında basit bir kesir 1 bölü 2 olsun ters çevirdim 2 gelsin B ters çevirelim burada e, eksi 1 bölü 4 olsun ters çevireyim eksi 4 da arkadaşlar burada eksi 2.3 olsun e, yaptım eksi 2 büyüktür eksi 2.3 oldu tamam bu sağladı ya A şöyle bir şeyse belki de A eksi 1.7 o zaman eksi 2 eksi 1.7'den büyük olur mu? Hayır. Bakın 4 öncülü 4 şıkkı eledik. Tabii gerçek artık düzgün cevabımıza gelelim. Bunları bayağı böyle zahmetli deneyerek olmayan örnekler bulduk. Ama kesin cevabı şimdi kontrol edin. 1 bölü A. 1 bölü A basit bir kesir olduğu için ters çevirince ee, A eksi 1'den küçük bir sayı olduğu için ters çevir. Bu kesinlikle şöyle bir şey olacak değil mi? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3 gibi. Eksi 1 ile 0 aralığında bir sayı olacak 1 bölü a. Örnek olarak yazıyorum bak. Eksi 1 bölü 3 gibi düşün tamam mı? Sonra c'ye geliyorum. C de arkadaşlar basit bir kesir. O zaman ben bunu top ters çevirdiğim zaman örnek c 1 bölü 2. O zaman ters çevirince 2 olacak. B'ye gelelim. B de basit kesir. O zaman ters çevirince bu da böyle eksi 2 gibi bir şey olacak. Zaten bu kesinlikle eksi 1 bölü 3 fark etmez yani. Bu bileşik kesir bu basit kesir. O zaman pozitif bileşik kesir negatif basit kesirden kesin büyüktür. Burası artı. B'yi zaten arkadaşlar eksi biliyoruz. Artı eksi her zaman büyüktür. Bak en kolay cevap E şıkkıymış aslında. Tamamen neye dikkat ettik? İşaretlere. 1 bölü A artı 1 bölü C kesinlikle ve kesinlikle pozitiftir. B kesinlikle negatiftir. O zaman pozitif negatiften tabii ki büyüktür. Şimdi geldik buraya. E, ne demiş? A sıfırdan büyük, A da B'den büyük. Ha, o zaman B'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi A pozitif, B arkadaşlar negatif de olabilir. B sıfır da, sıfırdan farklı demiş. B e, pozitif de olabilir. Örnek, A 3, B 2 gibi düşünün. Tamam mı? Olur. E, i̇lla tabii hani şey birden büyük olacak diye bir şey yok. da Örnek olsun diye söylüyorum. A 3 olabilir ama B arkadaşlar, eksi 4 de olabilir şimdi. Eksi 2 de olabilir. Bunu kontrol edeceğiz. A bölü B sıfırdan büyüktür. Bir kere bu direkt patladı değil mi? Ne demiştik? Çünkü B negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Ancak eşitsizliklerde çok basit bir bilgi. Bunu pozitif sayı, negatif sayı kavramlarında da söylemiştim. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa her zaman negatiftir. Bu kesin doğru. Bunu hemen böyle bir iliştirmek lazım. Sonra gelelim üçüncü öncüle. Burada durumumuz ne? 1 bölü B, 1 bölü A. Şimdi 1 bölü B arkadaşlar yine negatif bir sayı. A, 1 bölü A pozitif bir sayı. Ama şimdi eksi artı kavramına dikkat etmemiz lazım. Onu bir kontrol etmeliyiz. Örnek B arkadaşlar eksi 2 dedik. Şimdi burada eksi 1 bölü 2. A da 3 olsun. Ters çevirdim artı 1 bölü 3. Bir topladım negatif geldi. Gördüğünüz gibi Mutlak değerce hangisi daha büyük bilmiyoruz ya. Bir örnekle çürüttük. Bu da soru işareti. Yani cevabımız ne gelmiş oldu? Yalnız 2. Deneme yanılma iyi ama onu bir mantığa oturtmak lazım. Ne dedim bak mutlak değerce bilmiyorum. Ve orada hemen ilk başta verilenlerden yararlanarak B ne olabilir? Alternatifleri nelerdir? Yazdım bir kenara. Elemem daha kolay oldu şıkları. Evet. X ve Y gerçel sayıları için Y küp küçüktür X y y kare küçüktür y eksi x olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Bir bakalım ne söyleyebiliriz burada. Birincisi arkadaşlar bir sayının karesi garanti sıfır veya sıfırdan büyük bir sayıdır. O zaman y eksi x kesinlikle pozitif olmalı. y eksi x pozitif ne demek? y eksi x büyüktür sıfır zaten büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsak e, pozitif olur. y'nin x'ten büyük olduğu net. Gelelim ama buraya şimdi. Burası biraz daha gıcık. Y'nin arkadaşlar negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyoruz. Birinci durum. Bak önemli. Her iki tarafı Y'ye böldük. Eğer yazayım buraya. Y pozitifse her iki tarafı böyle böldüğümde X Y kareden büyük gelir. Birinci durumumuz. İkinci durum Y negatifse her iki tarafı eksiye böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirir. Y kare X'ten büyük gelir arkadaşlar. Şimdi burada o zaman iki tane durum ortaya çıktı. E, y pozitif ise x y kareden daha büyük. O zaman bu nasıl mümkün olabilir? Y x'ten büyük olduğu halde nasıl x y'den büyük e, x y kareden büyük oluyor? Demek ki y basit kesirmiş. Örnek y 1 bölü 2 gibi bir şeymiş. E, atıyorum şimdi y 1 bölü 4 olsun daha doğrusu daha güzel bir örnek olsun. Y de x de arkadaşlar. 1 bölü 3 olsun. Normalde pardon 1 bölü 3 diyorum. X de 1 bölü 5 olsun. Normalde y x'ten büyük değil mi? Ama karesini alıyorum y'nin 1 bölü 16 x'ten küçük oldu. Demek ki birinci durum x e, ve y bunlar arkadaşlar şöyle ve böyle. Birinci durum bu olabilir. Bak kesin durum. İkinci durum bunu y'nin pozitif olmasına göre yaptık. Y negatifse ona bakalım şimdi. Y negatifse y kare büyüktür x. Zaten y negatifse arkadaşlar x kesin negatiftir. O zaman yapalım y x'ten büyük. Böylece şöyle bir görüntü oldu değil mi? Zaten bir sayının karesi kesinlikle negatif sayıdan büyüktür. x negatif, y kare pozitif olduğu için burada bir problem yok. İki tane durumumuz var. Şıklarda şuna bakacağız. Ya böyle bir şey olmalı ya da arkadaşlar böyle bir şey olmalı. Bakalım ee, x, y küçüktür 0. x, y küçüktür 0 yok. O zaman 0 büyüktür x büyüktür y. O var mı? Var. Gördüğünüz gibi C şıkkı. İki tane durum var. Sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. C şıkkı doğru. E, X küçüktür, Y küçüktür sıfır şıklarda olsaydı onu seçerdik. Eşitsizliğin bu kısmı biraz gıcık. Bu AYT'de de böyle geliyor ya. E, benim gerçekten sayı denemek mi? Bazen kuralına göre oynamak mı? ikisini bir arada yapmak mı? O yüzden bu tarz örnekler bu teste bayağı bir koydum arkadaşlar. Diğer derste de gelişiyorum da da sadece böyle sorular değil, artık böyle Özseymen'in de bazen sorduğu hani mesafe soruları, eşitsizlik sorusu mu, mantık sorusu mu belli değil olan sorular oluyor ya. O tarz sorular da bakalım. Biz işi riske atmadan zorlayıcı güzel örneklere bakalım. Bunlardan sınavda çok kaliteli bir soru gelirse biz güzelce yapmış oluruz inşallah. Bir de boşluk bırakmayalım. Kafamızda kavramlar net otursun ki sonra hangi soru tipi gelirse gelsin yapabilelim. Kolay soruysa hızlı yapmam lazım. Zor soruysa milleti geçip öne geçip yapmam lazım soruyu. Biz her senaryoya hazırlıklı olalım arkadaşlar. Ama asla şu değil. Sınavda gelmez bu soruluk sorular e, elimden geldiğince hani gözümden kaçmazsa sınavda bu sorular gelmezlik soru koymamaya çalışıyorum. Yani hedefimiz bizim olimpiyat değil. Ben YKS hazırlığı yapıyorum. Yarın öbür gün kanalında böleriz atıyorum olimpiyat çalışması. Yok atıyorum üniversite bilmem ne. Onlar tamam ama şu an Kanalı böyle o YKS formatından çıkarmak istemediğim için burada faydalı olmaya çalışıyorum. Hedefim sizi bir şekilde iyi üniversitelere sokmaya çalışmak. Daha doğrusu öyle benim bir şey olmaz, haddim olmaz. Siz iyi üniversiteye girerken arkanızdan biraz ittirmek. Bunu yapalım. Sonra üniversitede neler yapacağız? Yok işte hani ben lisedeyim, olimpiyatlara hazırlanıyorum. Ben fen lisesinde okuyorum. İşte ispatlar bilmem neler. Onları biraz daha zamanla arkadaşlar. Çünkü hepsine yetişmek inanın mümkün değil. E, tabiri caizse günü kurtarmak. En iyi üniversiteye gidelim. Ya ondan sonrası biraz size kalsın. Yani derdimiz bizim üniversitede farklı şeyler olsun. Şu an en azından ilk derdimiz üniversiteye girmek. O üniversiteye de iyi bir şekilde girmek. X her şeyin sonrasında geleceğini düşünüyorum. X artı Y küçüktür, 0 küçüktür, Z küçüktür, Z eksi X olduğuna göre hangileri her zaman doğrudur? Şimdi Z sıfırdan büyük, onu atlamayalım. Pozitifmiş Z. Z eksi X, bak Fark ettiniz mi? Z'ler birbirini götürür. X de sıfırdan küçük geldi. O zaman Z'nin kesin pozitif, X'in kesin negatif olduğunu biliyorum. Bak bir yorum daha. X negatifse toplamların negatif olmasın için Y de arkadaşlar e, ya sıfır ya da sıfırdan küçük olur değil mi? Onu da yapalım. Y de küçük eşit sıfır diyelim. Çünkü sonuçta şöyle düşünün burada eksi 2 desem 0 desem yine negatif oluyor bak onu atlamayalım soruda lazım olursa o bizim için bir anda yıldızlı bilgiye dönebilir y'nin küçük veya eşit 0 olması şimdi baktığımız zaman burada o zaman arkadaşlar kontrol edelim x çarpı y çarpı z bak bu bilemeyiz neden demin söyledim ya belki de y sıfıra eşit onu bilemeyeceğim için hemen orayı hallettim x artı z çarpı y büyüktür sıfır o zaman burada yine Y'nin işaretini bilemeyeceğim için bu da patladı. Gelelim üçüncü öncüle. X eksi Z. Matematikte küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsak her zaman negatif. X artı Y'nin zaten negatif olduğunu biliyorum. Eksi çarpı eksiden artı geldi. Kesinlikle sadece üçüncü öncül doğru geldi. Bakalım buraya. A küp A kareden küçük. A B de B'den büyük. Ha. Şimdi. A küp A kareden nasıl Küçük olabilir arkadaşlar. Tabii ki burada iki durum var değil mi? E, hatta iki durum yok. Bir dakika. Güzel bir durum. Şimdi aküpa kareden küçükse birincisi normal şunu dersin. Sıfırla bir aralığında olabilir a. Bu birinci durum. Ama ikinci durum a şu da olabilir arkadaşlar. Direkt sıfırdan küçük. Örnek veriyorum. Burada siz bakın şimdi. E, eksi hatta bakalım bir. A'yı arkadaşlar eksi 1 bölü 2 verdiniz. Kübünü aldın eksi 1 bölü 8. Karesini aldın 1 bölü 4. A'ya gittin eksi 3 verdin. Karesini aldın 9. Kendisi kübünü aldın eksi 27. O zaman burada A arkadaşlar neymiş? Birden küçük bütün sayılar olabiliyormuş. Bak önemli bir durum yıldız koyalım. Yani negatif de olabilir pozitif de olabilir. Ama garantiyorum A birden küçük olmalı. Bunu hallettik. O zaman şimdi burayı Yıldızlı bir şekilde yorumlayabiliriz. B'nin pozitif olduğunu varsayınız, varsaysanız bak ne hata oluyor. B pozitifse eşitsizlik yön değiştirmez. A birden büyük gelir. E, ama neydi kural soruda? A birden küçük olmalı. Çok güzel bir sonuca vardık. Böylece ne anladık? A'nın birden küçük çıkması için eşitsizlik yön değiştirmeli. O zaman her iki tarafı B'ye böldüğümde demek ki A birden küçükmüş arkadaşlar. E, pardon birden küçük yani B o zaman kesinlikle negatif olmalıymış. Buna göre bakalım şimdi. A çarpı B birden küçüktür. A B'den büyüktür. Bu kesinlikle doğru değil mi? Şimdi A çarpı B birden küçüktür kısmına gelirsek bu hatalı örnek veriyorum. A eksi 4 olsa B'de de arkadaşlar eksi 2 olsa çarp bak gitti. Hani A şıkkına takılan arkadaşlarımız olursa bir örnekle çürüttüm. Ama garanti yorumumuz e, a b'den küçük diyebilir miyim? Bir saniye. Ha, onu da diyemem. a b'den büyüktür diyebilir miyim? b de negatif, a da negatif olabilir. Bu da gitti. Düzeltiyorum. a kare b'den büyüktür. Bu net bilgi. Çünkü b kesin negatif, a'nın da karesini aldığımda kesinlikle pozitif arkadaşlar. O zaman c kesin doğru. a küp b'den küçüktür. Bilemeyiz. Çünkü eksi ama ne kadar eksi bilmiyoruz. b kare a'dan büyüktür. Buna gelelim. O zaman burada da bak E'de de takılanlar olabilir. Bir dakika hocam bu doğru değil mi? E şimdi arkadaşlar şunu düşünün. B e, A negatif değil de bak şimdi. B mesela burada eksi 1 bölü 8 olsun tamam mı? A da arkadaşlar 1 bölü 3 olsun. Al şimdi bunun karesini pozitif diye. Oldu sana 1 bölü 16. Peki 1 bölü 16 1 bölü 3'ten büyük mü? Hayır. Çünkü ne dedik? A negatif olmak zorunda değil. A negatif de olabilir. Ama kesinlikle yorumumuz birden küçük olmalı demiştik. Dolayısıyla E de patladı. Zaten C bulmuştuk ama yine de göstermiş oldu. B kesin negatif A değildi. 1 bölü 3 A küçük eşit 3. Eksi 1 bölü 1 bölü B. Eksi 1 bölü 3. Bunu sadece ara ara bunu gösteriyorum hani zihninize yerleşsin diye. Ne demiştik? Zaten bölme kavramı eşitsizlikte yok. Hani uyduruk yorumlarla yapmaya çalışıyoruz. E oradan patlarım. 2. Paydada B var payda da, payda da var. O zaman ben hem yukarıya değer ver hem aşağıya değer ver soruyu hatalı yaparım. O zaman ben burada şunu fark ettim. Bu ne? 1 bölü a eksi 1 bölü b. Payda eşitlenmiş bak bu olmuş. Diyelim gerçekten inanmadınız. Hani böyle ayır bak. Bunlar gider. 1 bölü a. Bunlar gider. 1 bölü b. O yüzden arkadaşlar b eksi a bölü ab ya da b artı a bölü ab formatını bilin. Bu 1 bölü A artı 1 bölü B'dir. Bu da 1 bölü A eksi 1 bölü B'dir. Doğal olarak artık A'yı bir kere, B'yi bir kere kullanma şansım doğdu. Şimdi yapıyorum. 1 bölü 3. E, ters çevirdim. 1 bölü A, 3. Diğeri ne? 1 bölü B ama eksi 1 bölü B. O zaman eksi 1 bölü B. E, burası ne olacak? 1 bölü 3. Sonra şurası da 1 ama 3 eşit Sonra taraf tarafa topladım. 4 oldu. Şurası. Bu eşitlik var mıydı? Yoktu. O zaman bakın 1 bölü A eksi 1 bölü B. Şu küçük. Bu küçük eşit. O zaman toplarken ne geliyor? Küçüktür geliyor. Alacağı en büyük değerde mecburen ne oluyor? 3 oluyor arkadaşlar. Şimdi baktık buraya. M kare küçüktür M. Ama soru koymuşum ben de. Ha, vallahi yani ben bile yoruldum arkadaşlar bunları anlatırken. Çünkü hep düşünmemiz gerekiyor. M ve N bir reel sayıdır. M kare M'den küçük hemen yorumumuz ne? M kare M'den küçükse netiniz en azından burada. M sıfırla bir aralığında basit pozitif bir kesir. M kare eksi M N N eksi M. Ha bir bakalım. Burada şimdi N eksi. Şöyle bir şey fark ettiniz mi? M parantezine alınca M eksi N. Burayı da eksi parantezin alırsam m eksi ne at sol tarafa m eksi n parantezinde m artı bir küçüktür sıfır oldu bak böyle güzel bir şey yakaladık çarpım halinde pozitiflikle negatifliğe nasıl yorum yaparım birisi negatifken birisi pozitiftir şimdi olaya bak burada sıfırla bir arasında ya m o zaman m artı bir garanti ne olmuş oldu pozitif yani m eksi -ne n negatif geldi m eksi n küçüktür sıfır ise bu ne demek M N'den küçüktür demek. Yani gördüğünüz gibi cevabımız D şıkkı oldu. Hemen nasıl hallettik? Çünkü güzel yorum yapınca, doğru yorum yapınca hele bir de soruda da aşırı gıcıklık yoksa cevaba ulaşmış oluyoruz. Değer vermeden, şıklardan gitmeden, özellikle burada bak uyduruk uyduruk yorumlar yapmadan yapabildik soruyu. Önce biz matematiksel olarak yapmaya çalışalım soruyu. Zaten olmazsa o uyduruk yorumlara gireriz sınavda. Şimdi A pozitif basit kesirmiş. 1 A 0 B de negatif basit kesirmiş. Gördüğünüz gibi. Buna göre bakacağız şimdi. A kare B kareden büyük mü bilemem. Niye? Hemen bir örnekle çürütelim. A 1 bölü 4 olsun. B 1 bölü 2 olsun. Aldım karesini. Aldım karesini bak ters oldu. O yüzden bir örnekle çürüttük. Olmayacağını gördük. A B artı 2'den küçüktür. Şimdi ee, a b artı bakalım bir önce öbür tarafa atayım a eksi b küçüktür iki. e net zaten arkadaşlar bakın şimdi a basit bir kesir değil mi sonra yapayım bakın size a sıfırla bir aralığında eksi b ne burada sıfırla bir aralığında topladım garanti sıfırla iki aralığında oldu bu kesin doğru geldi bakın işlemle de gösterdim size a eksi b'nin 2'den küçük olduğunu Gelelim buraya a bölü b artı b bölü a küçüktür sıfırdır. Şimdi a bölü b bir kere eksi bölü artıdan eksi. Artı bölü eksiden yine eksi. Bunu bak tartışmaya bile gerek yok. Kesin doğru oldu. Şimdi birisi pozitif birisi negatif. Ve a pozitif bir sayı olduğu için ve basit kesir olduğu için evet karesi kendisinden büyüktür. 3 tanesi kesin doğru oldu. Burada baktığımız zaman bazen böyle biliyorsunuz sayı doğrusuyla da ilgili soruyorlar. C eksi 1 ile 0 aralığında lazım olursa hemen şöyle iliştirelim. A 0 ile 1 aralığında. B de bileşik kesir 1 ile 2 aralığında. Şurayı C parantezine alalım. C parantezinde A eksi B büyüktür 0. Şimdi ne konuşacağız burada? Ee, A eksi B kontrol edelim. Ee, kesinlikle A eksi B arkadaşlar ne? Negatif değil mi? Burada hemen bunu e, söyleyebiliriz. O zaman... C'ye ne demiştik? O da negatif. Negatif ile negatifin çarpımı kesinlikle pozitif. Bak bu doğru geldi. A eksi B niye negatif? Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa her zaman negatiftir. Sonra B parantesini aldım. B çarpı A artı C küçüktür sıfır. Bakalım B arkadaşlar burada garanti pozitif bir sayı. A artı C'yi bilemeyeceğiz ama. Neden? Çünkü hangisinin mutlak değeri büyük bilemem ki. Hemen bir örnekle çürüteyim bakın. A 1 bölü 2 olsun. C eksi 1 bölü, 3 topladım. Pozitif geldi. Çarpımları da bak pozitif oldu. Bu soru işareti doğru olabilir olmayabilir. Şimdi gel, gelelim 3. öncüle. Ee, küçük a eksi c küçüktür 0 demiş. Burada bir kere a pozitif bir sayı c negatif bir sayı. O zaman büyükten küçük çıkarsa garanti pozitiftir. Bakın a'nın pozitif olduğunu c'nin de negatif olduğunu unutmayın. O zaman büyükten küçük çıkarsa pozitif. Yine küçükten büyük çıkarsa kesinlikle negatif. Yani o zaman arkadaşlar buradan da bu kesin doğru oldu. Yani 1 3 oldu cevabımız. Ve artık son soru. Basit bir soruyla bitiriyoruz. Yeni nesil modelli bir soru gibi ama e, hiç ko korkmayın. Dümdüz yapabileceğimiz bir soru. Bir kere x ve y tam sayı demiş zaten. x'ten büyük en küçük tam sayı ne? x artı 1. Örnek eksi 2'den büyük en küçük tam sayı Tabii ki buna en yakın tam sayı soruyor. O zaman bir fazlası. Bu x artı 1 demektir. Y'den küçük en büyük tam sayı nedir? Y eksi 1. Y'den bir küçük sayıyı soruyor sana. Örnek 4'ten küçük en büyük sayı hangisi oluyor? Tabii ki 3 oluyor arkadaşlar. O zaman buraya baktığımızda üçgenin içinde a nedir? a artı 1. Yuvarlığın içinde a artı 1 nedir? 1 çıkar a. Üçgenin içinde a nedir arkadaşlar? a artı 1 eşittir 43. A buradan ne geldi? 21. Yuvarlığın dairenin içinde 21 ne? Bir eksiydi. O zaman 20 olmuş oldu. Bu şekilde basit bir soruyla öğreniyorumu bitirmiş oğlum. E, bu konular arkadaşlar tehlikeli konular olduğu için öğreniyorumu bile belki biraz yorucu gelmiş olabilir belli arkadaşlara. Ama bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, siz de bazı yerleri hani benim bak yıldızladığım yerler var görüyor musunuz? Yıldızladığım yerlerde Hemen hemen hepsi zaten. Bazen kendiniz takıldığınız bir yer varsa bir kontrol edin, bir daha bir yapmaya çalışın, sonra bir daha benden dinleyin. Çünkü önemli bütün cümleleri söylediğim için orada takıldığınız bir yer olduğunda, aa bak hoca böyle demişti dersiniz. İnşallah gelişiyorumla devam edeceğiz arkadaşlar bunlara. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. E, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çünkü devamında inşallah buraya güzelce vakit ayırmak için. Bu sene belki yine geçti ama size faydalı olma sizden geldiğince seneye hazırlanacak olan arkadaşlara da çok daha fazla yardımcı olmaya çalışırım böylece. Bugünlük benden bu kadar. Yarın ve diğer günler görüşmek üzere iyi çalışmalar.